24 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 29 Nisan Perşembe Çarşamba günündeyiz. Toplam koronavirüs vakaları 3 milyon 200 bine yaklaştı. 225 bin dünya genelinde ölüm var şu ana kadarki resmi rakamlara göre. Tabii bunun 976 bini iyileşen vaka, yani bir şekilde test edilmiş, hasta olduğu ortaya çıkarılmış ama sonrasında tedavilere cevap vermiş ve iyileşmiş kimseler. Yani toplamda şu an 2 milyona yakın aktif koronavirüs hastası var diyebiliriz bir anlamda. Hemen isterseniz dünya geneli duruma bakarak bültenimize başlayalım. Gördüğünüz üzere 7 günlük ortalamalar üzerinden alınan bir tablo bu. Ve son günlerde artışları, azalmaları gösteriyor. En üstte Amerika Birleşik Devletleri var. Dün itibariyle 1 milyondan fazla vaka oldu Amerika'da. Yani toplam dünyanın neredeyse üçte biri. Yaklaşık 60 bine yakın insan da hayatını kaybetti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu rakam Vietnam Savaşı'nda, 9 yıl süren Vietnam Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin sayısından fazla. Bugün bununla ilgili bazı haberler yer aldı Amerikan medyasında. Bununla beraber diğer ülkelerin de çoğunda, yani İtalya gibi, İspanya, Fransa gibi, Almanya gibi ülkelerde şu an Avrupa'da düşüş trendi devam ediyor. Fakat bununla beraber Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde artış trendi sürüyor. Türkiye bir anlamda plato dediğimiz noktaya geldi. Yani artık vakalar düzleşmeye başladı, vaka sayıları benzeşmeye ve giderek azalmaya başladı. Ama bununla beraber hemen grafiğin geri tarafı, sol tarafına baktığınızda burada yine yükselen bazı ülkeler görmekteyiz. Bu da bize şunu anlatıyor. Dünyanın bir tarafında hastalık belli bir noktaya gelip yavaşlarken diğer taraflarında hastalık yeni yeni etkisini göstermeye başlıyor. Bu da önümüzdeki günlerde yine sayıların düşmeyeceğini, bununla beraber önlemlerin farklı ülkelerde bu sefer arttırılmaya başlayacağını gösteriyor. Bununla beraber aynı zamanda şu anlama geliyor bu. Uluslararası dünya, yani birbirine bağlı serbestçe seyahat ettiğimiz dünya bir süre daha beklemede olacak. İstediğimiz yere gidemeyeceğiz muhtemelen önümüzdeki bir yıl boyunca. Bazı ülkeler seyahat yasaklarını sürdürecek gibi gözüküyor. Bütün Avrupa genelinde ölümler 130 bini aşmış durumda şu anda. Bu arada Fransa hastalığın en yoğun yaşandığı ülkelerden bir tanesi. 11 Mayıs'tan itibaren tedbirleri kademe kademe kaldırmayı planladığını açıkladı dün. Böylelikle Avrupa'da, yani önümüzdeki Mayıs ortasından itibaren hemen hemen bütün ülkeler normal hayata dönmeye başlayacak. Fakat bu tam normal bir hayat değil. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Çünkü insanların mevcut tedbirlerden dolayı yorgunluk yaşadığı aşikar. Bu yorgunluğu anlamakla birlikte bir süre daha devam ettirmek gerektiğini söylüyor yetkililer. Yine bugünün bir gelişmesi, Brezilya'da mesela yükselişte demiştik hastalık. Ölenlerin sayısı Çin'i geçerek 5000'in üzerine çıktı. Bu da yine Brezilya için tehlike çanlarının çaldığı anlamına geliyor. Çünkü Brezilya doğru düzgün tedbir de almıyor. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun buna inanmaması sebebiyle, yani tedbir almanın ekonomiyi kötü etkileyeceğini söylemesi sebebiyle. Hemen Türkiye'ye geçelim. Türkiye'nin bugünü, 29 Nisan'ı nasıl olduğuna dair hemen tablomuz var. Sağlık Bakanlığı'nın günlük yayınladığı tablo. Bugün 2936 yeni vaka var, 3000'e yakın. Toplam vefat eden sayısı son 24 saatte 89. Son 24 saatte iyileştiği bildirilen, yani hastanede ise taburcu edilen, eğer hastanede değilse, evinde ise karantinası biten kişi sayısı 5231. Türkiye test sayılarında 40 bin bandına oturmuş durumda. Yani bir ara 50 bine çıkmıştı. Şu an 40 bin civarı test yapılıyor. Test sayısında bir azalma var. Toplam test sayısı neredeyse 1 milyona varmış durumda. Toplam vaka sayısı da 117.589. Ölümler 3081'de. Bugün Fahrettin Koca bir basın toplantısı gerçekleştirdi Sağlık Bakanı.
Bazı bilgiler verdi, onları paylaşayım hemen. Toplam Türkiye'de 7.428 sağlık çalışanının koronavirüs kaptığını, enfekte olduğunu açıkladı. Ve bu oran %6,5 oluyor toplam bütün çalışanların %6,5'una denk geliyor. %6,5-7'ye denk geliyor. Avrupa'da bu oranın %10-11'lerde olduğunu söyledi. Evet, yani bunu rakamları kontrol ettiğinizde doğru. Ama her ülkede böyle değil tabii. Yani bazı yerlerde, her ülkenin de her yerinde böyle değil. Yani bu oranda değil. Yani diyebiliriz, bazı yerlerde %10'un üzerine çıktığı görülebiliyor. Mesela bazı şehirlerde, bazı özel hastanelerde özellikle %20'lere kadar vardığı, mesela Amerika'da eyaletler var. Bu da hemen hemen bütün ülkelerde yaşanan en büyük problemin hasta bakan, yani hastanede çalışan, hasta gören, koronavirüs hastalarıyla yakın çalışan sağlık personelinin korunması olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Bu arada yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız %58'den 10'a düştü demiş koca. Bu yoğun bakımların hem yoğunluğunun azalmasıyla hem de hastalara daha iyi tedavi imkanı sunulabilmesiyle ilgili bir durum. Ayrıca bugün Türkiye'de yapılan bir açıklama, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim sürecek. Avrupa'da birçok ülkede okulların kademe kademe açılması gündemde ama Türkiye okulları şu an açmayı planlamıyor demektir. Dünyadaki bugünün haberlerine bakalım hemen isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ekonomik veriler, ilk çeyrekte ekonominin %4,8 olarak oranında küçüldüğünü söylüyor. Beklentiler %4 civarındaydı. Bu beklentileri aşan bir düşüş. Tabloda hemen görüyorsunuz şu anda son 3 Amerikan başkanı dönemindeki ekonomik gelişmeleri gösteriyor. Kırmızıyla işaretli olan bölümlerde Amerikan ekonomisi küçülmüş. Küçülmenin yaşandığı dönemler 2008 krizi, 2008-2009 ekonomik krizinin olduğu zamanlar hatırlarsınız. O dönemki düşüş daha kötüydü yani rakamsal anlamda. Ondan sonra Amerikan ekonomisi neredeyse istikrarlı bir büyüme yaşadı. Son çeyrekte, yani 2020'nin ilk çeyreğinde de %4,8'lik bir düşüş oldu. Bazı uzmanlara göre bu yaşadığımız düşüş en kötüsü, yani en kötüsü geride kaldı. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki dönemde, önümüzdeki çeyreklerde bu toparlanma dediğimiz eşiğe geçeceğiz. 2020 kayıp bir yıl, 2020'de ekonomiler düşmüş olacak. Ama 2021'den itibaren yeniden büyüme trendine girilecek şeklinde bir projeksiyon var geleceğe yönelik. Tabii bu tamamen hastalığın ikinci bir dalgasının olup olmamasına, hastalığın yeniden hayatımıza gelip ekonomiyi durdurmamızı gerektirmemesine bağlı. Eğer bunu başarabilirsek, bir aşı bulunana kadar hastalıkla bir şekilde kontrol altında tutabilirsek hastalığı, ekonomik sıkıntıları kısa sürede aşabiliriz gibi gözüküyor. Bu rakamlarla beraber Almanya ekonomisi de %6,3 oranında daralacak diye bekleniyor bu çeyrekte. Hatırlarsanız Çin ekonomisi de ilk çeyrekten %6,8 oranında küçülmüştü. Ki Çin'in Ocak'tan itibaren neredeyse bütün ülkede kapıları kapattığını, üretimi, hayatı durdurduğunu düşünürsek 6,8 oranı aslında iyimser bir oran. Ama daha korkuncunu bugün Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Emek Platformu organizasyonu açıkladı, ILO. Dünya genelinde 1,5 milyar insanın, yani toplam iş gücündeki 1,5 milyar insanın gelirlerini ya tamamen kaybedebileceğini ya da gelirlerinde azalma olabileceğini söyledi ki bu yani ülkelerin küçülmeleri, üretimlerin küçülmelerinin yanı başında ciddi bir, yani popülasyona vurursak ciddi bir sayıda insanın tüketim yapma becerisini kaybedeceğini gösteriyor ki bu da sonraki dönemlerdeki ekonomik durgunluğu arttırabilir. Dolayısıyla birçok ülke vatandaşlarına hazır para vermeyi planlıyor bu sebeple. Yani iş çalışmasa dahi bir geliri olmasının önemine vurgu yapıyorlar. Çünkü gelir olduğu zaman tüketim olacak, tüketim olduğu zaman yeni işler, yeni üretimler geliştirilebilecek
diye düşünülüyor. Yine ekonomiden devam edersek, Amerika'nın Boeing uçak şirketi 16 bin kişiyi, yani çalışanların toplam %10'unu işten çıkarmayı planladığını söyledi. Çünkü şu anda en çok bu krizin, bu durgunluğun vurduğu sektörlerin başında hava yolları geliyor. Mart ayında verilere göre hava trafiği %52,9 oranında azalmış. 6,7 milyon kişi toplam bütün dünya genelinde, bütün havayolu şirketlerinde, sektöründe çalışan 6,7 milyon kişinin işini kaybedebileceği söyleniyor. Bu krizin aşılmasından sonra ilk bakılması gereken yerlerden biri de havacılık ve turizm sektörü gibi görünüyor şu an. Avrupa Parlamentosu bugün çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Fakat binaya giren herkese maske takma zorunluluğu getirecek. Hem parlamenterlere, hem onların asistanlarına, çalışanlarına, hem gazetecilere, hem de ziyaretçilere maske takma zorunluluğu gelecek. Amerika'da bir havayolu şirketi de uçuşlara devam edeceğini, fakat bütün yolcularına maske takmayı zorunlu koşacağını söyledi. Burada tabii böyle olunca bu gelişmeleri dün de önceki günde Almanya hatırlarsanız bütün sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirmişti. Burada şu soru, hani maske kesin kes bir önlem midir sorusu akla geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yani Dünya Sağlık Örgütü maske takmayı aslında herkese önermiyor. İki grup var önerdiği. Biri hasta olup semptom gösterenler, ikincisi de sağlık çalışanları. Bunların dışındakilerin maske takmasının çok bir şey değiştirmeyebileceğini söylüyor. Özellikle sosyal mesafe burada önemli olan, yani insanlara yaklaşmamak, başka insanların yani tükürük sıvılarının muhatabı olmamak bir anlamda önemli olan. Çünkü bu yolla bulaşıyor hastalık. Tabii maske bunu azaltabilir mi? Azaltabilir. Ama çok uzun süre maske taktığınızda bu da bir anlam ifade etmeyebiliyor. Toplu taşımalarda özellikle çok sıkı tıka basa olduğunda maske hiçbir işe yaramayabilir. Dolayısıyla maske şu an ufak bir tedbir ama hiç almamaktan daha iyi diyerek birçok hükümet bunu destekliyor. Bültenin başında hatırlarsanız Avrupa'da ve Amerika'da hastalık belli bir yavaşlama eğilimine girdi. Fakat başka ülkelerde devam ediyor demiştik. Bunlardan biri Afrika ülkeleri, diğeri de Asya ve Latin Amerika ülkeleri. Afrika ve Asya ülkelerinde özellikle Latin Amerika ülkelerinin de bazılarını buna dahil edebiliriz. Hem test imkanları, hem sağlık imkanları, hem de bütün bunlarla ilgili data, yani bilgi toplama ve bunu yayma imkanları ciddi anlamda kısıtlı. Ve bu kısıtlılık hastalığın geleceğiyle ilgili bazı komplikasyonlar doğurabilir. Çünkü eğer hastalığı takip edemiyorsanız, onu kontrol altına aldığınızı da iddia edemezsiniz. Dolayısıyla gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerdeki bu teknik imkansızlıklar hastalığın geleceğiyle ilgili bir anlamda biraz karanlık bir tablo çiziyor. Mesela 200 milyon nüfuslu Nijerya'da bugüne kadar 11 bin test yapılabilmiş sadece. Dolayısıyla buna benzer başka ülkeler de var. Dolayısıyla test yapılamadığı zaman hastalığı takip etmek, hastalıkla ilgili doğru sayılara ulaşmak çok zor. Nijerya bu sebeple daha çok test yapmak için uluslararası yardım bekliyor. Yine benzer şekilde Hindistan, 1,3 milyar nüfuslu Hindistan'ın şu ana kadar açıkladığı rakamlara pek kimse inanmıyor. Bugünkü bazı haberlere göre, ajanslara düşen haberlere göre mevcut rakamların çok çok üstünde olduğu vaka sayılarının söyleniyor. Çünkü Hindistan'ın da yani nüfusun belli bir kesimi şehirlerde yaşıyor, daha modern imkanlara sahip ama çok büyük bir kısmı kırsal alanlarda, yani herhangi bir şekilde modern tıbbın bütün imkanlarından faydalanamayacak alanlarda yaşıyor. Dolayısıyla buradaki rakamlara kimse güvenmiyor. Ama bununla beraber tabii hani Afrika'nın bütününü gelişmemiş ülkeler gibi düşünmemek önemli. Güney Afrika'da mesela toplam 6 milyon insanın taramadan geçirildiği belirtiliyor şu ana kadar. Güney Afrika bir anlamda sert tedbirlerle hastalığı
kontrol altına almış denebilir. Peru'ya geçelim. Latin Amerika ülkeleri demiştik. Peru'da bir hapishane isyanı gerçekleşti. Hapishanedeki mahkumlar ekranda gördüğünüz pankartı açtılar. Pankartta şunu diyor: biz de koronavirüs yani Covid-19 testleri istiyoruz. Bizim de yaşama hakkımız var şeklinde. Çünkü mahkumlara bir test yapılmıyor ve kalabalık ortamlar olduğu için hapishanelerde gidişatın kötü olduğu söyleniyor. Ve Peru'daki isyanda toplam 9 mahkum hayatını kaybetti şu ana kadar. Geçen ay Kolombiya'da da yine Latin Amerika'da benzer bir hapishane isyanı olmuştu ve 23 mahkum öldürülmüştü polis müdahalesinde. Hapishaneler şu ana kadar çok ciddi sıkıntı görülen yerler. Amerika'da da 9 bine yakın yaklaşık mahkumun şu ana kadar koronavirüs kaptığı söyleniyor. Ki Amerika'da hapishane nüfusunun kalabalık olduğu ülkelerden bir tanesi. İngiltere test demişken İngiltere toplamda 25 milyon kişiyi test etmeyi planlıyor önümüzdeki günlerde, aylarda. Özellikle 65 yaş üstü herkesi test etmek istiyor. Çünkü ölüm riski en yüksek yer orası. Bütün sağlık çalışanlarını ve ara vermeyen, evinden çalışma imkanı olmayan kişileri, yani mecburen işe giden herkesi ve bakım evi çalışanlarını öncelikli olarak test edecek. Daha sonra da isteyen hemen herkese test ulaştırmayı düşünüyor İngiltere. Bugün İngiltere'deki bir habere göre, BBC'nin haberine göre hastaneye yatanların yaklaşık üçte biri hayatını kaybetmiş şu ana kadar. Yani hastaneye yatacak kadar eğer hastalık üzerinizde etki ediyorsa orada da ciddi ölümcül tehlikeler olduğu söylenmiş. Dolayısıyla hastalığa karşı ben hastalığı geçirsem de bana bir şey olmaz dememekte fayda var. Bu birçok ülkede böyle. Yani hastaneye eğer yatırılmışsanız, hele ki yoğun bakıma alınmışsanız kurtulma oranı bir hayli düşük diyebiliriz. Uganda'ya geçelim. Uganda'da bugün ilginç bir karar verdi yüksek mahkeme. Parlamento önceki hafta bütün milletvekillerine dağıtılmak üzere toplamda 2,6 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Ve bu bütçenin gerekçesi de toplumda koronavirüsle ilgili farkındalığı artırmak uydurulmuştu. Bütün milletvekillerine dağıtılan bu parayla alakalı yüksek mahkemeye bir itirazda bulunuldu. Ve yüksek mahkeme bu paranın geri iade edilmesi gerektiğine hükmetti. Fakat bazı milletvekillerinin buna yanaşmadığı haberleri yansıdı medyaya bugün. Önümüzdeki günlerde muhtemelen neler olacağını göreceğiz. Son haberimiz Vietnam'dan bugün. 97 milyon nüfuslu ve Çin'e de sınırı olan Vietnam'da sadece 270 vaka görüldü bugüne kadar ve hiç koronavirüsten dolayı ölüm olmadığı açıklandı. Tabii rakamlar eleştirilebilir, belki örtbas ediliyor da olabilir çünkü Vietnam kapalı bir rejim neredeyse, otoriter bir rejim. Ama Vietnam'ın bir diğer özelliği de Çin'in komşusu olduğu için ve daha önce yine Çin kaynaklı bazı salgınlarda etki gördüğü için hemen mevzu başlar başlamaz kapılarını kapattı. Çin'den gelen insanları kapalı mekanlara almama üzerine bir strateji uyguladı. Kendi vatandaşlarına da hayatı kapatma yolunda bir politika güttü. Ve bununla beraber şu anda bazı tedbirleri gevşetmeye başladılar. Ama buna rağmen tedbir almayı da sürdürüyorlar. Yani günlerdir yeni vaka görülmediği halde Vietnam'da, hele ki iç vaka yani domestik vaka görülmediği halde, bulaşma görülmediği halde şu anda Vietnam hayatı açmayı planlıyor ama buna rağmen tedbirleri alıyor. Mesela restoranlarda oturma aralıklarını arttırıyor. Hatta bazı masalarda böyle plastikten bir koruma kalkanı yapmayı planlıyor. Ve az önceki fotoğrafta gördüğünüz propaganda afişleriyle bütün sokakları donatmayı planlıyor. Dolayısıyla bir Asya ülkesi, bir Çin'in komşu ülkesi bu şekilde koronavirüsle mücadele etmiş oluyor.
Bugünlük dünyadan derlediğimiz haberler böyle koronavirüsle alakalı. Önümüzdeki cuma günü yine görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.